Allah deyip ötesini bırakma. Ve Allah de geri gel. Zira hayat dediğimiz bu oyun mücadele etmekten başka bir şey değildir. Kendi benliğini, eve, evreni, içindekileri düşünen herkes bir yaratıcının varlığını anlar. En çıkmaz yollarda, en aşmaz dertlerde, gücü her şeye yeten Rabbimizin himayesini hissetmek insana müthiş bir huzur verir. Bütün dünya üstüne gelse, herkes aleyhine de olsa, beni terk etmeyen Rabbim der, huzur bulursun. Bu insan için büyük bir özgüven kaynağı. Hayata alabileceği en büyük destek. Fakat tek başına bu yeterli olmaz. Dinimizin doğru bilgisini alamayan insan sadece Allah inancının kendisini her açmazdan çıkaracağını zanneder. Yeterli dini bilgisi olmayan kişi sadece Allah deyip ona sığınmanın her derde deva olacağını sanma gafletine düşebilir. Yaşadığın sıkıntılar da, karşılaştığın zulüm, ihanet ve haksızlıklar da Allah'a dayanmayan sana sadece dayanma gücü verir. Bu başlı başına büyük bir şeydir. Evet. Ama sorunların üstesinden gelmen ve hayatta başarılı olman için bu tek başına yeterli olamaz. Çünkü Rabbimiz hayatta başarılı olmanın ve nasıl daha mutlu olacağımızın formüllerini bize anlatmıştır. Bir hasta düşünün. Hastalığına deva alması için bir doktorun varlığına inanması ya da yaşadığı yerde bir doktorun olması onun için bir güvence ve dayanaktır. Ama doktora gitmediği sürece ya da doktorun verdiği reçeteyi uygulamadığı sürece derdine derman bulması mümkün olmaz. Allah inancı da tıpkı bunun gibidir. Evet, onun varlığı bize başlı başına bir dayanak. Biliyoruz ki bizi gören ve halimizden haberi olan bir yaratıcı var. Uğradığımız haksızlıkların hesabı büyük mahkemeden bir günde sorulacak. Bu insana başlı başına bir teselli kaynağı elbette. Fakat Allah sadece bununla teselli olmamızı ve düştüğümüz çukurdan çıkmak için çalışmayı bırakmamızı bizden istemiyor. O bu dünyada da bazı formüller vermiş, Kur'an'da sünnetullah yani Allah'ın yeryüzüne koyduğu değişmez kanunlar diye geçen bir formüllere uygulamamızı bizden istemektedir. Demem o ki Allah deyince iş bitmiyor. İş orada yeni başlıyor. Allah deyip ötesini bırakma. Ve Allah de beri gel. Zira hayat dediğimiz bu oyun mücadele etmekten başka bir şey değildir. Haksızlık karşısına susma. Pazartesi saat 7.30'da Allah nasip ederse yayında olacaktır.